Evet Moda TV ekranlarından ilk defa ilk programla sizlerle birlikteyiz. Gerçekten bu zamana kadar sivil toplum kuruluşlarında hizmetler vermiş ve aynı zamanda da sivil toplumun şehre etkisinde mücadele etmiş çok kıymetli misafirlerimizi, konuklarımızı ve dostlarımızı ağırlayacağımız programlarımızın ilkine başlıyoruz. Bu anlamda gerçekten Moda TV ekranlarından şu an bizi canlı yayınlarda izleyen bütün dostlarımıza sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve aynı zamanda burada bu akşam ilk konu özellikle Ünye Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanımız, çok kıymetli sivil toplum kuruluşu başkanımız Nihat Yerlikaya'yı ağırlayacağız. Bunun da çok özel sebepleri var. Bu özel sebepleri de zaten programımızın içinde sizler de dinleyecek, izleyecek ve göreceksiniz. Çünkü sivil toplum kuruluşlarını ben kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi insanlarımız hep duyarlar. Sokaklarda başkanım denir. Başkanım denir. Başkanım denir. Ama çoğu insan ne başkanı der? Niye başkan denildi diye hep kafasında soru işaretleri olur. Aslında bir başkan gerçekten sadece bir belediyeyi yöneten ya da bir spor kulübünü yöneten değil. Aslında şehri yöneten insanlardır. Bu anlamda ben sivil toplum kuruluşlarını, başkanlarını, özellikle üyelerini, çünkü biz sivil toplum kuruluşu başkanları gerçekten sadece üyelerimizin hizmetkarı noktasında üst perdeden konuşmaktayız. Ama bizim en büyük gücümüz bize güç veren, bize destek veren ve sahayı yönetmemizi sağlayan üyelerimizdir. Üyelerimizin destekleridir. Bu manada Ünye programımızı yaparken Moda TV ekranlarından bundan sonra her hafta cuma günü akşamları sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli başkanlarını burada ağırlayacağız ve bu akşamda ilk konuğumuzla programımıza başlamak istiyorum. Ve ilk olarak da mesaj anlamında ben buradan bir teşekkürle başlamak istiyorum. O da özellikle pandemi sürecinde gerçekten sağlık ee, kuruluşlarımızda çalışan çok kıymetli doktorumuzdan hemşiremize, hasta bakıcımıza, hastane personelimize, sağlık çalışanlarımıza ben buradan gerçekten şahsım ve derneğim adına, ünyemiz adına, toplumumuz adına şükranlarımı sunmak istiyorum. Ve halkımızı da duyarlı olmak için hassasiyetlerinin devam etmesini talep ediyorum. Ve çok kıymetli konuğumuz Nihat Yerlikaya Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, şimdi özellikle sizinle başlamamızın sebebi Nihat Başkanım, gerçekten bir şehrin yaşanılabilir bir kalitesinin olması için o şehirdeki mutlu insan nüfusunun yoğun olması ve oranının da bizim isteğimiz, derdimiz yüzde yüz seviyesinde olması. Evet. Ama bunun en büyük belirtisi de engelli kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın şehirdeki mutluluğudur bize evet. göre ölçü anlamına gelecek standart. Bu manada sizden bu konularla ilgili derneğinizin çalışmalarıyla ilgili, faaliyetlerinizle ilgili ve programımızın sonuna doğru da gerçekten çok büyük bir projeyle evet. ordumuzu Türkiye'mizde ses getirecek bir projeniz var. Evet. Onunla ilgili de konuşacağız. Ben öncelikle Nihat Yerlikaya kimdir? Sizden duymak istiyorum. Öncelikle sizleri kutluyorum. Böyle güzel bir organizasyonda yer almanız Sizle birlikte yıllardır görev yaptığım, çalıştığım sürede çok aktiftiniz. Ben, e, Sivil STK'ların sesi oldunuz. Ayrıca ben buradan e, Moda TV ailesine de böyle bir programda bize yer ayırdığı için e, çok, çok teşekkür durum. ediyorum. Nihat Yerlikaya kimdir? Nihat Yerlikaya, şeyyle, evet. Ünye doğumlu, özel bir <laughs> şirkette çalışıyor. Yaklaşık olarak e, ömrünün 30-35 yılını engelli camiasına adamış. Üç çocuk babası, evli üç çocuk babası biriyim. Evet, çok memnun olduk. Neden? Çünkü sivil toplum kuruluşları gerçekten temsilcilik yapan başkanlık düzeyindeki, üst kademedeki insanlar sadece başkan olarak sahada gezmezler. Çocuklarından, ailelerinden, Ay. zamanlarından, işlerinden Ferav gerçekten ederler. feragat ederler. Evet. Aslında çok manevi değeri yüksek bir hizmet yapmaktadırlar. Evet. Aynı zamanda da ben şurada kısa bir parantez açmak istiyorum. Sivil toplum kuruluşunun anlam itibariyle karşılığı da resmi kurumlardan tamamen uzak yani resmi olmayan ama toplumun yönetilmesinde, sorunlarının tartışılmasında evet. hiçbir resmi kuruma bağlı olmayan bir özel inisiyatif kesinlikle. ve gönüllülük esasına dayanan bir inisiyatif. Buradan şunu da bilmeyen vatandaşlarımız var. Onu da söyleyeyim. Hiçbir sivil toplum kuruluşu başkanı maaş almaz. Kesinlikle gönüllülük esas. Kesinlikle. Bunu da buradan arkadaşlara, dostlarımıza bildirelim. Çünkü yaptığımız hizmetler toplumun yararına olan hizmetler. Kesinlikle. Ve bu manada da gerçekten ben size biraz sonra da görecek arkadaşlarımız, izleyenlerimiz. Yaptığınız faaliyetlerle ilgili başlamadan önce derneğin ne zaman kurulduğunu kısaca anlatırsanız memnun olurum. Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nde başkanım şu an 2010 yılında kurulan bir dernek. Tabii ben e, kuruluş aşamasında, derneğin kuruluş aşamasında yokum. Daha sonra sadece kağıt üzerinde kalan bir kulüp olmuş. Ta ki 2015'in başına kadar. Ve 2015'in başında aslında ben e, o dönemde Türkiye Sakatlar Derneği şubesi'nin yönetimindeyim. Her dönemde varım. Hep birlikte çalışıyoruz. Engelli camiasındayız. Bir yıllık bir ayrılıktan sonra şu an mevcut Türkiye Sakatlar Derneği Ünye şube Başkanı Mahmut kardeşim bu kulübü al. Yani, yani kulüp diye bir şey yok artık. Sadece defterlerimizi toparladık. Programa başladı. Ben dedim ki bakın ben aktif adamım, rahatsız adamım. Ünye'yi rahatsız ederim. Çok güzel. Benim yakamı bırakın. Arkadaşlar yapsınlar ben de destek olayım. Yok kucağıma attılar topu. Tabii bu topu bulduğumuzda Kulübün bırak defterine oturacak inanın bir sandalyesi dahi yok. Hiçbir yeri dahi yok. İşte Türkiye Sakatlar Derneği'nin bitişinde küçük bir büro dönemin belediye başkanından aldık. İşte sağ olsun biz oraya yerleştirildi. Oturacak yerimiz yok. Buradan e, Çakırtepe Özel Hastanesi'nin şu anki doktoru Ali Coşkun Bey. Özel Karadeniz Hastanesi'nde çalışıyor o dönem. Gittim Ali Bey dedim onlar da artık toparlanıyorlar. Vallahi oturacak bir sandalyemiz, masamız yok. Ödüş de olsa ver dedim. Şöyle bir baktı. Bir elindeki kendi olduğu masa var. Bir de sandalyesi. İnan hiç kocunmadan altındaki sandalyenin masayı verdi. Buradan Ali Bey'e çok sevdiğimiz evet. bir dostumuzdur. Evet Ali Bey. Gerçekten buradan sevgilerimizi gönderelim. O temeli o gün o attı bana. Fedakârca o heyecanı hareket... verdi. Ben o heyecanla şu anki geldiğimiz nokta Türkiye'nin en modern en kaliteli, en yaşanılabilir spor anlamında, eğitim anlamında en güzel kulüplerinden birini hale getirdik. Şu an ben bütün üyelerin gelip görmesini istediğim bir kulüp oldu. Evet bu kulübümüzde şu an gerçekten ünye kapalı spor salonunun altında evet. hem malzeme kalitesiyle ki bizzat evet. biz de kendimiz Sayın Başkanımızı ziyarete gideriz ve sahanın kalitesinin arttırılması noktasında desteklerimizi oluruz. Evet. Gerçekten ben bütün herkesi Okçuluk ki kaldı ki bizim ata sporumuz. Yani şu an okla herhangi bir savaş yapılmıyor ama bunun modern cihazlara dönmüş halleriyle yapılıyor. Bu manada onu yaşamalarını tavsiye ediyorum. Hayır. Ve şu an internet üzerinden de Facebook üzerinden de canlı yayında olduğumuz için bizi çok sevdiğimiz dostlarımız da izlemekte. Ben onlarla da interaktif bir paylaşımla selamlaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Tabii, tabii. Murat Berke Özkaya kardeşimiz gerçekten teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyor. Ahmet Karacı Ahmet Başkanımız gerçekten Fatsa'dan çok fedakar, sivil toplum kuruluşlarında önde olan ve gönlüyle olan bir insan. Kendisine teşekkür ederiz. Osman Sarı kahraman abimiz gerçekten sivil toplum kuruluşları dendiğinde Günye'de mihenk taşı olmuş. Gerçekten iz değil, derin derin izler bırakmış ve bırakmaya da devam eden bir abimiz. Ben buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ve bizi izleyen dostlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Ben buradan şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten Engelliler Spor Kulübü Ünye'de hem altyapı anlamında evet. hem hizmet anlamında çok ciddi aktiflikler göstermekte ve dereceleri de var evet. spor karşılaşmalarında. Evet. Bununla ilgili de gerçekten derneğin bu çalışmalarından önce ben şöyle bir parantez açmak istiyorum. Sonuçta engellilerimiz çok. Bunun sebeplerine indiğimizde gerçekten aile evliliklerinden tutun da evet. akraba evliliklerine yaralanma, sakatlanma, kazalar bunların da oluşturduğu çok ciddi bir sayımız var. Evet. Ben aslında sayıdan ziyade şöyle bir özel soru sormak istiyorum. Siz bütün karşılaşmalar için iller arası, ilçeler evet. arası faaliyetlere gidiyorsunuz. Spor karşılaşmalarına, antrenmanlara gidiyorsunuz ve burada tabii ki şehirleri de görüp yaşıyorsunuz. Kesinlikle. Şöyle bir soru sormak istesem sadece bölgesel bazda yani gittiğiniz illerde, ilçelerde Ünyemiz ilçe olarak şehirsel altyapı ve hizmet anlamında engelli bir şehir mi, engelsiz bir şehir mi ya da orantılarsak ne düşünürsünüz? Evet çok güzel bir soru sordunuz. Biz çok ile ve ilçeye gittik spor müsabakalarında. Artık spor müsabakalarının dışında yaptığımız organizasyonlarla işte Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da çok yerlere gittik. Bizim şöyle bir tabirimiz var. Engellisi dışarıda olmayan bir şehri biz kalkınmış şehir olarak görmüyoruz. Engellisi ne kadar sokakta var ise o şehir bizce kalkınmış bir şehirdir. Biz Akdeniz Ege'ye de gittik. <laughs> Biz ne engelli gördük dışarıda çok say yani manidardır yani çok az bir şekilde yani İç Anadolu'da da böyle Ege'de Akdeniz'de de böyle. Ünye'ye baktığınızda Ünye ben her zaman deklar ettiğim yüzde seksen yüzde doksan engelsiz bir şehir. Benim bir engelli arkadaşım evinden çıktığında Ünye'nin her tarafına kendi tekerlekli sandalyesi bırak akülü aracı demiyorum. Tekerlekli sandalyesiyle istediği yere istediği yere ulaşabilir. Mutlaka ulaşamadığı yer vardır. Ya yani biz yüzde yüz demiyoruz. Her gün bizim önümüze farklı sorunlar gelir. Ha bunu nasıl biz e, çözdük? Aslında e, çok sesli olduk herhalde biraz. Fazla mı baş ağrı diyorum? Değil. Biz sadece olması gerekeni istedik. Olması gerekeni istedikçe de rahatsızlık verdik yani, yukarıya. Yani keyfi değil, değil, mecburi ihtiyaçları istediniz. Şimdi biz bunları açtığımız zaman şu an benim şehrimde ben her zaman söylüyorum. <laughs> otopark pardon, otopark diyorum. Kaldırım sorunu mutlaka var. Her yerde bir şey yapılırken ortaya çıkar. Ben kaldırım sorunu istemiyorum. Merdiven sorunu istemiyorum. Şunu biz biz bu sorunları açtık. Ünni'de bu sorundan hiçbir yok. Olsa da ben yok diyorum. Biz bunları açtık. Benim engelim benim engellim farklı sorunlar. Biz artık yukarıya oynuyoruz. Yukarıya oynamak ne demek? Benim engellim evden dışarıya çıktı. Dışarıda 17 bin engellimiz var bizim. Düşünebiliyor musun? Ünye'nin 17 bin <laughs> engellisi var. Bu engelli dışarıda şimdi. Niye dışarıda? Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi, Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü bir sır sırta. Sorunlarıyla, eğitimiyle, yaşamsal faaliyetleriyle ilgilenerek bir bütün olduk. Ve yaşanılır bir şehir haline getir. Bu yaşanılır bir şehir haline getirken biz getirmedik. Biz sadece talep ettik. Talep ederken de yukarıdaki inisiyatif grubu bunu değerlendir, doğru şeyler istediğimizi gördüğü için doğru şeyler yapıldı. Bence Ünye tüm dün dünyanın diyorum ya biz yaptığımız ilk projemiz vardı. Bundan 3 yıl önce bir proje peşine düştük. Engelsiz şehir. Engelsiz şehir nasıl yapacak? Bir AB projesi. Bütün yurt dışındaki anlaştığımız engelli derneklerini biz gidecektik. Finalde Ünye'ye gelip Ünye'nin nasıl bir engelsiz şehir olduğunu göstermek için bir projemiz vardı. O dönem olmadı. Aslında bıraktım Ama mı diye bırakmadık. Bırakmayın. Bırakmayın. Gerçekten. Bu şehri tanıtmamız <laughs> lazım. Bu şehri engelsiz bir şehir olduğunu biz engelliyle birlikte yaşamak zorundayız. Şimdi ben burada şöyle bir paranteze açayım Nihat Başkanım. Şimdi ben aynı zamanda Turizm Derneği Başkanlığı yapıyorum. İşte. Şimdi turizmin zaten turizm şehirlerinin kimliğinde ilk başında şu vardır. Mutlu bir şehir. Kesinlikle. Şimdi mutlu bir şehir olması için de o şehirde yaşayan sokaktaki hayvanından Aynen. evdeki yaşlısına, dışarıdaki gencine, engellisine, körüne, arabasıyla gezene ve en sağlıklı insanla yani canlı olan. Bütün varlığı mutlu olduğu evet. bir şehir bizim gözümüzde ve gönlümüzde yaşanılabilir ve mutlu bir şehirdir. Kesinlikle. Bu manada zaten sivil toplum örgütleri de bu mutlu şehri oluşturmak için mücadele ederler. Evet. Ki başta da siz de ne güzel ifade ettiniz. Ben başkan olursam rahatsız ederim ama biz de rahatsız ediyoruz. Bir Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı olarak ben de rahatsız ediyorum ama nasıl? Çözüm odaklı. Kesinlikle. El ele verelim. Aynen. Birlikte bu şehri yukarı kaldıralım. Şimdi çoğu sivil toplum örgütlerinde şu da var. Yani istiyoruz. Tamam istiyorsun ama ne istiyorsun? Yani bunun 5N1K'sını iyi anlatmak lazım. Kesinlikle. Bizim de amacımız bu oldu ve sizin de amacınıza evet. ulaştığınız gibi biz de Ünye'de turizm anlamında çok ciddi noktaya geldik. Aslında engelli aslında turizmin içinde. Kesinlikle. Bunu yıllardır buradaki mücadelem daha sonraki sorularda gelir inşallah. Engelli sağlık turizmi var. Bu engelli sağlık turizmi için yıllardır uğraştığım bu zaten ünyede Biz ülke olarak e, Avrupa ülkelerine yıllarca para ödedik bu engelli sağlık turizmi için. Ben niye yurt dışına gideyim tedavi için? Yani imkanım Benim var. Benim her şeyim var burada. Denizim var. Sıcak suyum var. Hamamım var. Fizyoterapistim var. Fizik alabilecek her yerim var. Engelli ne ister? Daha ne ister? Biz bunu elimizin altında yaparsak. Ödediğimiz para ülkemizde kalır ve engelli sağlık turizmi için bütün dünya devletleri bizim ülkemizi seçer. Çok güzel. Şimdi interaktif bir yayın olduğu için ben buradan izleyen arkadaşlarımızın, dostlarımızın, izleyicilerimizin de mesajlarını paylaşmak istiyorum. Halil Önal Bey program için hayırlı olsun dileklerini sunmuş. Kendilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Nevra Arslan Hanım gerçekten Ünye Turizm İşletmeciler Derneği'nin teknik bir de üyesi ve çok katkısı olan ve olacak bir üyemiz. Ekranlarda sizleri görmekten çok memnun kaldık. Dolu dolu düzeyli bir program bekliyoruz ve öyle gidiyor. Nihat Bey'e ve çok selamlarını söylüyor. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Zeki Şenkaya Kaya Bey teşekkür ederiz. Ayhan Sobi Çarşamba'dan Ayvacık'tan abim teşekkür ederim. Oraya da sevgi ve selamlar. Mehmet Celal Karagöz kardeşimiz bizi izliyor. İsa Karayiğit buradan ilk üveze çay başına selamlarımızı gönderiyoruz. O da gerçekten memleketi için mücadele eden bir kardeşimiz. Mehmet Kızaklı Kazakistan'dan gerçekten Kazakistan'ın soğuk coğrafyasında Ünye adını yazdırarak evet. ben Ünye adını gördüğümde bir kez daha gurur duydum. Buradan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyorum. Evet çok teşekkür ederim İsa Bey tekrar bu seviyeye hasret kalmıştık diyor. Bizim zaten sivil toplum kuruluşları olarak hem şahsım adına hem de sizin gibi kıymetli başkanlarımızın evet. geçmişten gelen bir seviyeye baktığımızda gerçekten Ünye'miz sivil toplum kuruluşlarında bölgede bir lider pozisyonunda evet. yaptığı faaliyetlerde geldiği noktada çünkü sizin amacınız ne? Ünye engelsiz bir şehir olsun. Kesinlikle. Bizim amacımız ne? Biz de Ünye turizm şehri olsun diyoruz. Şimdi engelsiz şehir ve turizm şehri nasıl olur? Mutlu olunursa bunların ikisi kesinlikle olur. Yani ortak i̇şte burada aynen. Olur. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Ünye gerçekten yaşanılabilir. Engellisiyle engelsiziyle mutlu yaşanılabilecek örnek şehirlerden biri. Evet. Bunun da zaten turizm derneği olarak biz kurulduktan sonra Şahmer Hüseyin Şimşek abimiz var. Gerçekten ben buradan kendisini almak istiyorum. Evet, Derneğimizin de onursal başkanı aynı zamanda. Yani bir yerde güçlü adım atarsan sağlam adım atarsan ki 2005'ten beri 15 yıldır 16. yılımızı yaşıyoruz. Ve Ünye'nin sadece turizmi açısından <laughs> değil gelişimi açısından evet. da hazırladığımız raporlarla fikirlerimizle Ünye'mize destek veriyoruz. Şimdi bizi izleyenlere şu notu da özellikle belirtmek istiyorum. Gerçekten özellikle sivil toplum kuruluşlarının insanların sadece kimlik kazanmak için kurulduğu noktası değil gerçekten cebinden harcayarak ailesinden harcayarak imkanlarından sağlığından ve en kıymetli şeyimiz olan zamanından harcayarak yaşadığı şehre olan sorumluluğunu illaki bir sorumluluk yerine getireceksen bunu bir belediye başkanlığında yönetimde evet. partide olmaya gerek yok. Kesinlikle. Eğer gönlünde bir vatan sevdası, memleket sevdası varsa bunun hizmet noktasına geleceği çok noktalar var. Bunlardan biri de ve bana göre en önemlisi sivil toplum kuruluşlarının kesinlikle güçlü olması, ehil ellerle yani alanında uzman ellerle yönetilmesi ve şehrine katkı sunmasından geçer. Ve bu manada gerçekten Ünye'mizin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve ben şurada sizinle ilgili Ünye aynı zamanda konuğumuzu tekrar deklare etmek istiyorum. Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve gerçekten de hem aynı zamanda çalışan bir işçi evet. çimento fabrikamızın bünyesinde ama Ünye'mize sunduğu katkılar çalışırkenki faaliyetlerinin çok çok ötesinde evet ve değer de katıyor aynı zamanda spor kulübü olarak. Nihat Yerlikaya kardeşimiz ve aynı zamanda biz beraber kent konseyinde de çalışmıştık. Evet. ve çok güzel faaliyetlerde güzel. de bulunmuştuk. Evet. Ve bu faaliyetlerimize biz her coğrafyada, her ortamda da Kesinlikle. devam ediyoruz. Kesinlikle. Ve faaliyetlerinizle ilgili bize bahsedeceğiniz birkaç örnek anlatabilir misiniz? Üye Bedansız Engelliler Spor Kulübü şu an 6 faaliyette faal olarak devam ediyor. Bunun içinde okçuluk var, bilek güreşi var, engelli basketbol e, takımımız var. Türkiye'nin ilk engelli Zeybek ekibimiz var. Bu ilk defa kurulmuş. 2015'te kurduğumuz e, Zeybek ekibimiz var. Fotoğrafçılık var. Profesyonel anlamda eğitim alan projeyli e, öğrencilerimiz var. Onlar fotoğrafçılıkla uğraşıyorlar. Yani aslında uğraştığımız dallar ama daha çok biz ön plana okçulukla çıktık. Yani kulübümüz daha çok okçuluk anlamında e, ön özür dilerim başkanım. Şimdi okçuluk aslında atasporumuz. Evet. Ama geldiğimiz zamanlama bazında aldığımızda çok pahalı bir spor. Yani malzemeleri ve evet. sahanın hazırlanması kesinlikle, anlamında. Kesinlikle. Ben buradan gerçekten burada size destek veren kim olursa olsun evet. deklara etmenizi ve birlikte teşekkür etmek istiyorum. Aslında e, bu İlk e, başladığımızda okçuluk diye bir şeyimiz yoktu. Kavram yoktu. Spor dalı yoktu kulübümüzde. İşte bir hocamızla Fatsalı Murat Tutkan hocamızla 3 yıl dört yıl birlikte çalıştık. Ben buradan Murat hocamızdır bize sevdiren. Benim de tanıdığım biridir evet, ve... Okçuluğu sevdiren bize Murat hocamızdır. Kendisine evet. teşekkür edelim burada. Murat hocamızın uzak olma sebepleri. Hala da devam ediyoruz bazı eksik bilgilerimizi ondan alırız. Murat Lisanslı hocamız. bir hoca değil mi aynı zamanda? Tabii tabii üçüncü kademe. <laughs> Murat Hocamızla başladığımız, çıktığımız yolda başladık, sevdirdi bize. Aslında böyle bir salonumuz yoktu. Ben buradan Aydın Kuyumcu'ya da çok teşekkür ediyorum. İlçe, İlçe spor, spor müdürümüz. müdürümüz. Evet, Aydın Bey çok mücadeleci bir Aydın insan. Aydın Bey o sahayı bana verdiğinde o saha çok kötü, bezveldek bir durumdaydı. Bize bu sahayı verdi, okçuluk sahasını. Biz o sahayı temizledik. Adam haline getirdiğimizde orada çalışmalarımıza başlayınca o dönemin ilçe başkanı Arif Ergün ben. Arif Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Arif Bey. O zaten kulübünün ilk taşını koyanlardan biridir. Çok güzel. Ünye Dışişleri Bakanı'nın geleceği söylendi. Bakan Evet, çok güzel. Bakan'ın işte okçulukla ilgilendiğini, işte o ok katmak istediğini ben de tamam olur ama bizim kulübümüz bu kadar da müsait değil işte yok diye Yavuz Selim Bey'e ben buradan çok teşekkür ediyorum. Kulübümüzün onursal başkanıdır Mevlüt Çavuşoğlu sayın dışişleri bakanımızla birlikte geldiler kulübü baktılar gelecekti benim arkadaşlarım burada engelli arkadaşlarım burada ziyaret edeceksiniz dedi buyursun gelsin biz de hazırladık sadece geldi bizden oturdu o ok kattı Tabi o gelmeden ben bir proje hazırladım oraya çok güzel sağ içerinin biz böyle olmasını istiyoruz diye sağ olsun dışişleri bakanımız geldi eğlendi engelli arkadaşlarla o ok kattı. Giderken ben de sayın bakalım biz daha seni göremeyiz. Sen buradan çıktı mı biz sana ulaşmamız zor olur. İşte böyle böyle istiyoruz oy baktı. Ve onun sayesinde kulübümüz bugün geldiği nokta. Bizi bıraktın mı de kesinlikle. Yavuz Selim'e de buradan çok selamlarımızı iletiyorum. Yavuz Selim'in bize söylediği Dışişleri Bakanlığı'nda Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nün masasında açık çeki vardı. Bakan tarafından size açık çek var. Her istediğiniz yapılıyor. Ona göre başarılarınız, yapacağınız çalışmalar kulüple çıkan bugün Dünya'da çıkan haber bakanın masasında. Çok güzel. Ha, biz de onu onura etmek için kulübümüzün geldiği nokta. işte başarılarımızı bizi arıyor, tebrik ediyor. Bir Türkiye üçüncülüğümüz oldu, e, aradı. Ben yani e, Ünye'de, Karadeniz'de, Türkiye'de gelinen nokta muhteşem. Çok güzel. Ben buradan gerçekten hem Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu ve bizim kıymetlimiz Aynen. Yavuz Selim Kıran Bakan Yardımcımızı sevgi ve selamlarımızı gönderiyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet. Çünkü bir hedefe ulaşmak için bir adım atmak lazım. Siz kesinlikle. niyeti niyetlendiniz. Evet. Adım atarken Arif Bey'in Aydın Kuyumcu Müdürümüzün Yani ben özellikle şundan yanayım niyat Başkanım. Bir yerde bir emek varsa bu emeği kimin verdiğinin anılması ve iltifat maharete tabidir sözcüğünün deklara edilmesinden Kesinlikle. tarafım Çünkü insanlar sanıyor ki bir yeri bir yere getirdikten sonra geçmişine değer vermiyorlar. Yok. Ve değer verilmeyen bütün geçmişlerde kaybolup gidiyor zaten. Ah, ah, Tarihte ah, siliniyor. Ahde ah, vefa var. Aynen. Biz şey biz her zaman Tabii. zaten bizim gibi başkanlarda öyledir. Hem kuruluşundan hem de geldiği noktaya kadar verilen emekleri... Hep deklara etmişizdir, teşekkür etmişizdir. Buradan Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü'müze dünden bugüne ilk taşını koyandan şu anki zirveye taşıyan ve daha da büyük zirvelere götürecek herkese buradan teşekkür edelim. Ve gerçekten sosyal medyadan da izlenme oranımız yükseldi. Ben buradan Murat Öksüz abimiz başarılar demiş. Evet Ünye Sakatlar Derneği Başkanımız Mahmut Bek Başkanımız çok kıymetli bir insan programımızın hayırlı olmasını ve selamlarını iletiyor. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Şükrü Kandaz Bey, teşekkürler, başarılar dilemiş. Evet, ünyemizin gururu Cavit Arslan Spor Kulübümüz selamlarını göndermiş. Nihat Başkanımıza evet. selamlar iletiyor. Biz Zaten de selamlar. kendisine iletiyoruz. Evet. Hasan İritaş kardeşimiz Fatsa'dan hayırlı olsun, başarılar dilerim demiş. Biz de kendilerine sevgili ve selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi Bizim zaten bu programı yapmaktaki şahsım adına evet. amacımı ve buradan da tekrar Moda TV ailesine de çok teşekkürlerimi iletiyorum. Neden? Çünkü sivil toplum kuruluşlarını gerçekten saha anlamında ve çevre il ve ilçeler anlamında baktığımızda Ünye'de çok yoğun bir sivil toplum hareketi var. Evet. Ve ben bu hareketin Ünye'nin gücünden kaynaklandığına inanan bir insanım. Yani eğer Ünye kendinden söz ettiriyorsa... Her yerde bir ünye adı öne çıkıyorsa ve her yerde de ünyeyi savunan biri çıkıyorsa bu da çok önemli. Çünkü olmadığın yerde yok sayılıyorsun. Evet. Ve orada olmanın içinde bir yerlerde bir temsil yeteneğin ve temsiliyetin olması gerekiyor. Evet. Ve bu temsili de gerçekten sivil toplum kuruluşu başkanları biz şimdi mesela çoğu toplantılara gideriz. il içi veya il dışında saha anlamında kendi sahamızla ilgili her türlü mücadelemizi yaparız saha dışında da şehrimizin adı duyulduğunda hemen Ünye'de burada diyerek evet. bir ismini zikretmek ve Ünye'yi anmayı sağlarız. Bu da aslında sivil toplum kuruluşlarının ciddi bir şehrine desteklerindendir. Ben buradan iki mesaj daha okumak istiyorum. Gerçekten karavanlarla ilgili çok ciddi bir program yapmıştık ve karavancılarımızdan Ali Gürel Bey aynı zamanda Ünye'lidir. Ve ben buradan Hariye Yıldız Hanımefendi'ye de hürmetlerimi iletiyorum. Gerçekten Ünye sevdalısı, evet. Ünye sevdalılığı sadece Ünye içinde değil, Ünye'nin de dışarı coğrafyalarında yaşanıyor. Ali Gürel Bey'e de selamlarımızı gönderiyorum. Ve bizim gerçekten iyi akşamlar, başarılar dileyen İlker Çorbacı, gerçekten İlker evet. Bey hem Tabii. derneğimizin evet. sekreteri hem de sadece Ünye'de değil, bölgede değil, dünyada tek olan bir sanatı yapan. Evet. Ünye'nin aslında ben üzüntüyle söylüyorum fark edilmemiş çok ciddi bir değeri Kesinlikle, ve evet. şahsım adına da derneğim adına da üst düzeyde fark ettirmek için mücadele eden bir insanım. Evet. Buradan başarılar dilemiş İlker Çorbacı Bey. Biz de onun her zaman sanatının ve kişiliğinin kalitesinin yanında olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Evet. Sevgi'ye selamlarımızı gönderiyorum. Şimdi şuradan bahsetmek istiyorum. Özellikle bedensel engelli veya engelli insanlara... Son 10 yıla kadar hep insanlar yani soğuk baktılar. Evet. Bunu da maalesef engelli insanlarımız hissettiler ve o yüzden de sahaya çıkmadılar. Yani şehirde gezemediler. Kendilerini eksik hissettiler. Evet. Şimdi aslında toplumun en büyük özelliği de şu olmalı. Eksik olanı tamamlamak. Yani bu nasıl olur dediğiniz gibi yaşanılabilir bir şehir. Engelsiz evet. bir şehir yar yaratarak olur. Ben burada şöyle bir soru sorayım sonra asıl soruma geleceğim. Üniye Belediyesi veya şehri yöneten ekipte yapılacak projelerde gerçi ben biraz ondan turizmci olarak şikayetçiyim ama aynı şikayet sizde var mı onu öğrenmek istiyorum. Yapılacak projelerde diyelim ki saha yönetimi yapılacak, sahada bir şeye dokunulacak ya da yeni bir park alanı oluşturulacak. Sizden bir fikir alınıyorum. Yani Nihat Bey siz bu Engelliler Derneği başkasın, başkanısınız. Mahmut başkanımız var mesela Sakatlar Derneği başkanımız. Sizler gibi temsiliyeti olan insanlardan herhangi bir rapor ya da fikir düşünce alınıyor mu? Aslında yıllardır muzdarip olduğumuz konu bu zaten. Biz e, Türkiye Sakatlar Derneği şubesi olarak, Ünye Bedensel Engeller Spor Kulübü olarak aslında biz bir bütün halinde hareket ediyoruz. Çok i̇ki, iki güzel. Sırt sırta. Türkiye Sakatlar Derneği Ünye şubesi engelli mevzuatıyla ben en, engelin eğitimsel, sosyal yaşamına bakarım, bir bütün halinde devam ediyorum. Tam bir güç birliği yaptınız. Evet. Ama şimdi e, şehri yönetenler diyeyim yıllardır bu yeni yönetim değil eski. Kesinlikle. Yıllardır. Dünden bugüne. Dünden evet. bugüne yaşadığımız sıkıntı şuraya atıyorum bir kaldırım yapılacak, bir merdiven yapılacak, bir park yapılacak. Ya benim de önerimi al. İşte ben de o. Ol, orada biz olalım, ben olmayayım, benim arkadaşım olsun. Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şube Başkanı Mahmut olsun. Yine beyin olacağım diye bir şey yok. Bizim önerimiz olmadan olmuyor. Aslında Cumhurbaşkanlığının bir kararname'si var. 2021 yılına uzatıldığı zaman yani erişilebilirlik yasası çıkıyor. Aslında biz bunlara müdahale etmiş olsak o yapılan merdiveni de söktürürüm. Şu an Ünye'de dolmuşlarda bir sıkıntı yaşıyoruz. Kesinlikle. Büyükşehir olmuşuz. Büyükşehir olduk tamam çok güzel. Benim engelli arkadaşım hala hastaneye gidemiyor. Yani Nasıl şu an Ünye Devlet Hastanesi'nde... Nasıl gidecek? Bir tane aracı engelli var. Engelli bir hastane mi var diyelim o zaman? Hayır, evet engelli bir Heh, hastane işte var. İşte yani onun... Engelli... Gel e, neyle gidecek engelli? Bir tane engelli aracı var. Dolmuşu var. Onun saat, güzergah anlamında standardı yani var mı? Onun bir saati var. O Ona uymaz benim. Engelli o saate uyduramazsın. Yani onu demek istiyorum. İşte yani, onun bir saati var. O saatten sonra engelli ya şehirde kaldı ya hastanede kaldı. Nasıl gelecek? İşte bu işte bu sorunları konuşmak Bunlar, bunu yöneten insanlarla da bunu istişare etmek anlamında. Aslında bunlar bir sorun değil. Bizle oturup bunu konuşsalar çok rahat. Bunu dışarıda Ahmet'le Mehmet'le konuşursan bu sorun hallolmaz. İşte bizim de zaten ben ben de dernek başkanlığı yapıyorum ama ya, yıllardan beri söylediğimiz şey var. Yani biz zaten kuruluş amacımız gönüllülük esası. Gönüllülük esası demek zaten karşılıksız Kesinlikle. Aynen bir asker gibi düşün. Asker vatanı için ne olur? Şehit olur. Hizmet eder, sonuna kadar savaşır. Biz biz de memleketimiz için mücadele ediyoruz. Biz hep e, yıllardır ve mücadele karşılığında hiçbir şey beklemiyoruz. Beklediğim bir şey yok. Benim yani, benim bekleyebileceğim bir şey. yok. Kesinlikle. Benim mutlu olan bir tablo görmek istiyorum ve karşılık beklemeyen bir güç var karşında. Evet. Yani hani halk dilinde bir tabir var işte eşekten düşmüşün halinden eşekten düşmüş anlar diye. Mutlaka. Yani şimdi bir engellinin sorununu sağlam bir insanın ben çözme şansının olacağını düşünmüyorum. Biz o platformda Sizden destek almadıktan sonra. O platformda ben olmadığım bizden birinin olmadığı zaman. Mutlaka eksik kalır. Eksik kalıyor. İnanıyorum ve sonuna kadar da bu düşüncenizi Buyurun, destekliyorum. Kısa bir örnek. Ünye Ziraat Bankası bundan 3 yıl, 4 yıl ve 5 yıl önce bir rampa yaptılar oraya. Yani bırak mühendisi, bırakken yani normal bir vatandaş Yapmaz onu oraya. Hangi mühendislikle çizdi? Şu şekilde. Ve zikzaklı rampa yani. O değil. Ondan önce. Ha Öncesi ha. Daha sonra biz müdüre gidip müdür bey bu olmuyor, sıkıntı yaşarız. Senle sıkıntı yaşarım. Evet. Senle medyatik oluruz. Senle sıkıntı yaşarız müdür bey. Söktü. Şimdi oldu mu di? E oldu. O kadar oldu. Adliye'nin nur da vardı. Böyleydi. Düzelttiler. E, ya bunu yaparken zamanında yapsana. Bir sürü yerde görüyoruz. Resimleri var. Evet. Ya bırak normal insana çıkamayacağı ne bu? Sadece ben ceza yemin. Bunun cezası. Yani var. formalite Eriş... icabı tabii. yapılıyor. Tabii. ben burada rampa var. Ya gerekiyor bunu sen aslında geleceğine yapıyorsun bana yapmıyorsun ki ya. Ki bugünlüğü tabii günye bir, tabi bir Hepimiz de engelli adayıyız. Ya en, bugün engelli için yaptığın şey aslında kendi geleceğine yapıyorsun bana Çok yapmıyorsun doğru. ki ya. Sanki bunu işte Mahmut Başkan bir Nihat özel Başkan, yapıyormuş böyle bir gibi. Şey evet. Yok. Biz bu yüzden fazla mı rahatsız ediyoruz? Etmiyoruz. 17 bin engelli var arkadaşlar. Bence rahatsız edin. Hatta birlikte rahatsız edelim. Çünkü turizm derneği de biraz önce bahsettim. Yani bir şehir mutluysa o şehirde dışarıdan gelen insan nasıl mutlu olacak? Evet. Senin şehrinde çünkü bir engelli rampaya çıkarken bir araç onun önüne park etmişse bekleyecek. Beklerken de diyecek ki kardeşim araba kalksın öyle gideyim. Haklı olarak. Yani. Peki onu oraya koyan araba o bilinçte değilse, işte bunu biz bilinçlendirmemiz lazım. Ne yapacak? Kolluk kuvvetleri, trafik zaptası artık büyük şehirimiz var. Denetimlerinde samimi olacak. Kesinlikle. Yani buradan geçerken bazen bizim ünyede bunu ben şahsım olarak yaşıyorum çünkü arabam 55 plaka. Bakıyorsun senin araban 55 diye maalesef <laughs> anons ediliyorsun aracını kaldır diye. Maalesef. Hemen yanında maalesef Ünye plakalı bir araç olduğu zaman bakıyorsun bir seferde durdurdum. Yani gerçekten durdum. Yani benim Ünye'li olmam önemli değil. Yani. Ben değil de <laughs> turist, turizm amaçlı Ünye'ye gelmiş bir misafirimiz olabilir. Yani yani. Bundan herkes rahatsız olur. Yani bu araba engel de yani kurallara uymuyor da yerli araba niye görünmüyor? İşte bütün bunları harmanladığımız zaman işte bunun altında hemen eğitim yatıyor. Kesinlikle. Eğitimin altında da sahanın dinamikleriyle bir masaya oturmamak yatıyor. Evet. İşte dediğiniz gibi bence her türlü projede hem turizmciden fikir alınabilir. Yani biz üstte bir şey istemiyoruz. Şehir ne kadar mutlu olursa siz de mutlu oluyorsunuz, ben biz bugün, de mutlu oluyoruz. Ben bugün örnek e, devasa siteler kuruluyor. Evet. Belediyemiz oraya ruhsat verirken veyahut da proje hazırlanırken bizi çağıracak. Evet. O sitede ki onun standartında yok bu bin, 2300 4000 kişi yaşayacak. E bakıyorsun gidin bakın sitelerin tamamında rampalar böyledir. Çıkılacak gibi değil. Değil. Gösteriş. Ben oraya olur vereceğim. Benden biri olacak orada. E, sağlam o, verirse öyle olur. Onu ben de göreceğim. Çünkü evet. o sitede belki 10 tane engelli yaşayacak. Çok doğru. Bu normal mevzuatta da var. 2021'in Erişilebilirlik Yasasında da var bu. Sadece araçlarda, rampalarda şu bütün Engelli'nin erişilebilir yasası var. Bununla ilgili e, Cumhurbaşkanlığı 2021'e uzattı. 2021'deyiz şu an. Bu yasa ortada şu an. Yani o zaman şunu şöyle bir sonuca gelebiliyoruz Nihat Başkanım. Yani aslında bu şehri yönetmek çok basit. Çok yani, basit. Heh, bu şehri nasıl yönetirsin? Şimdi bir fındık bahçesine ziraattan destek almıyor musun? Aynen. Gübreyi nasıl atarım? Aynen. Kireç oranını ne vermem Kesinlikle. lazım diye toprak tahlili yapıyorsun. Evet. Ve laboratuvarın dediği sonuca göre de onu veriyorsun. Evet. Peki neden? Çünkü o işin uzmanı o. Dediğiniz gibi ben buradan bizi izleyen yöneticilerimiz de varsa onlara da aslında söyleyelim. Her türlü projede sivil toplumun fikrini alındığı zaman zaten şimdi bakıyorsunuz bazen proje yapılıyor, sivil toplum ya da siyasi partiler ayağa kalkıyor. Yanlış diyor. Neden yanlış diyor? Proje ortada yok. Yani görseli yok, sonucu yok. Evet. Bittiği andaki bitmiş hali yok. Haklı olarak sonucunu bilmediği bir projeye insan kafasında sürekli soru işareti Kesinlikle. olur. Kesinlikle tamam diyemiyor. Diyemiyorsun. Niye? Ne olacağını bilmiyorsun. Evet. Aslında bu şehri yönetmek çok basit. Ben Yani dinamiklerle hareket ettiğim müddetçe aslında bu şehri hem yönetmek hem de mutlu etmek çok basit. Kesinlikle. Bu manada ben gerçekten Güzel bir şehirde yaşadığımızı düşünüyorum. Büyük Biz, büyük bir şehirde yaşadığımızı bu şehrin düşünüyorum. Aşırıyız. Ama tabii ki yönetimsel anlamda biraz daha paydaş olalım istiyoruz herhalde sizin gözünüzde. Kesinlikle. Ben buradan yine bizi izleyenlerden Yakup Şahin Beyefendi gerçekten hayırlı olsun. Daima sizlerin yanınızdayız demiş. Biz Eyvallah. kendilerine selamlarımızı söylüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Seyhan Bulat, Cihan Çakır Bey, Bekir Kırımlı Bey İstanbul'dan kendilerine teşekkür ediyoruz, bizlerle birlikte oldukları için. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten Ünye güzel dışarıdan bakıldığında Karadeniz akla gelince, gerçekten Ünye akla geliyor. Evet. O bir gerçek. Ama tabii ki Ünyenin akla gelmesinin geçmişten gelen sebepleri daha fazla. Şimdi baktığımızda eskiden Ünyenin tercih edilme sebebi çok fazlaydı. Neden? Çünkü alternatifi yoktu. Evet. Ben şimdi zaten şehrin yönetilmesindeki kolaylıktan bahsederken. Aslında bunlara değinmek istiyorum. Neden? Çünkü baktığınızda Ünye'de kampçılık vardı, çamlığımız vardı, evet. çınar suyumuz Kesinlikle. vardı. Ve gerçekten Ünye Kalesi temiz de olmasa bir alternatif turizm için yeterliydi. Ve plajları çok güçlüydü. Çünkü alternatif plajlar Terme, Çarşamba evet. o bölgeler aktive olmamıştı. Şimdi ben de şunu belirtmek istiyorum. Bizim rakiplerimiz, ben her zaman rakip görürüm. Şimdi rakip olarak görmezseniz zaten başaramazsınız. Yani yarışamazsınız. Yarışamazsın. Şimdi önemli değil deyip de biz, biz şu an şehirsel anlamda, bölgesel anlamda benim gözümde bir yarış halindeyiz. Çünkü turizmsel getiriyi fazla almak için pastadan ne kadar büyük pay alırsan evet. şehrin o kadar çok kazanacak. E, o payı almak için ne yapacaksın? Yaşam kalitesini, standartlarını yukarı çekeceksin. E, bunu nasıl yapacaksın? İşte sahanın hakimleriyle sahanın gerçek sahipleriyle istişarelerle ben gerçekten son 15-20 yıldır bu istişare kültürünün gelişmesini aslında çok güzel bir gelişme olarak görüyorum. Yani konuştukça sorunu çözebiliyorsunuz evet, zaten. Evet. Konuşmadığın zaman dediğiniz Kesinlikle. gibi engellinin dahi yaşadığı bir apartmanda engelli apartmanına ulaşamıyor. Neden? Çünkü fikrini almıyorsun. Evet. Bu manada ben Ünyemizin daha iyi noktalara geleceği düşüncesindeyim. İnşallah. Ve gerçekten Nevra Arslan hanımefendi bir sitemi var onu da belirtelim. Çünkü bizim buradaki programı yapmamızın amacı yıkmak değil tamamen hizmet eden etmek için seçilmişlere, yani, yönetenlere, yöneticilerimize, etki ve yetki sahiplerimize bir paragraf açmak, bir pencere kesinlikle. daha açmak kesinlikle. ve ufuklarını geliştirmek. Onları güçlendirmek aslında bizim Aynen. amacımız. Kesinlikle. Ve bu manada çok katlı yapıların acil durum engelli tahliyesi nasıl olmalı? Çok Şimdi güzel bir soru. Bence Nevra Hanım olaya aslında can evinden bakmış. Evet. Yangın merdiveni yanında ağırlık ile çalışan ve elektriğe bağlı olmayan asansör sistemi var mı ünyede? Yok. Şimdi Yok. bence çok profesyonel bir bakış açısı Nevra Hanım'ın. Kesinlikle. İşte bu fikirler böyle platformlarda dillendiği zaman evet. ve dile getirildiği zaman yöneticiler de hemen kafasında bir sayfa daha açacak. Kesinlikle. Ve ruhsat verilirken, denetim yapılırken Yarın mühendislerimiz da, da, aynen. buna göre çizecek. Kesinlikle. Beni de atlamayacak. Ben de yaşıyorum bu şehirde. Aynen. Osman Köse kardeşim gerçekten geçmişte beraber okul paylaştık. İstanbul'da aynı zamanda büyük bir gazetede köşe yazarı. Başarılar diliyorum dostum demiş. Kendisine sevgi ve selamlarımızı diliyorum. Resul Ebrem abimiz gerçekten Fatsa'da turizm anlamında Gaga evet. Gölü'nün bence gerçek sahibi, sahip çıkanı diyeyim. Kendisine sevgilerimi gönderelim. Yakup Şahin Bey Sivas Su Şehri Cevizli Köyü Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Başkanı. Şimdi Sivas Su Şehri Cevizli Köyü Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Başkanı diyor ki daima sizin yanınızdayız. Biz de diyoruz ki Yakup Bey'e biz de sizinleyiz. Evet. Ama sizin gibi sammiyeti biz şehrimizde de görmek istiyoruz diyoruz o zaman. Aynen. Sizin pencerenizden Eyvallah, baktığımızda kesinlikle. Sivas Su şehri Yakup Bey ben buradan rahmetli abimi anlamak istiyorum. Su şehri Güdeli ve Göz köyünde görev yaptı abim. Ben de orayı gördüm Su şehrini. Evet. Gerçekten Anadolu'muz çok güzel bir coğrafyası evet, var. Evet, kesinlikle. Bizim buradaki amacımız gerçekten bu güzel coğrafyayı birlikte güzel yaşayalım, güzelleştirelim evet. ve bu programın gerçek amacı da sivil toplum kuruluşlarının aslında Nihat Başkanım ben özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi gerçekten toplumda şöyle bir algı var. Ben özellikle burada bu programdaki amacım bu algıyı tamamen yok etmek. Evet. Şimdi diyorlar ki işte bay millet başkan adına başkan densin hemen dernek kuruyor deniyor. Yok, yok işte, ben burada şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten Ünye'de sivil toplum anlamında onlarca derneğimiz var. Ha bunun aktiflik yönünü gerçekten vatandaş takdir etsin. Yani bir Adnan Sobi, Ünye turizmi için gereğini yapmıyorsa çıksın yüzüne desin ki Adnan Bey sen eksiksin kardeşim. Bu işi yapamıyorsun desin. Aslında yani, şurada ben bir parantez açayım tabii. Adnan Bey. Devletimizin Hükümetimizin bir çalışması var şu an. Ciddi STK'lara ayırıyor şu an. Benim, Çok güzel bir şey. Benim işte. yıllardır kavga ettiğim bu. Şimdi ben dernek kurmak yedi kişi bir araya gel. Ya, hemen kur Ben Nihat başkan. Yok kardeşim böyle bir şey. Benim yaptığım bütün izlenimlerde bütün en yakın Trabzon'da bundan altı ay pandemiden önce Trabzon'da bir STK'lar toplantısı vardı. Ordu bölgesinden ben katılmıştım. Çok güzel. Orada en fazla deklare edilen Kamu STK işbirliği. Kamu ile ben, ben yapıyorum. E hiçbir aktifliği olmayan STK'da geliyor. Hiçbir aktifliği yok. Sadece tabela. Bunlar ayrılmadığı sürece biz çok sesli olamıyoruz. Yani çok doğru. Yani STK'ların portföyüne bakmak lazım. Bakacak. Yani bir tabala derneği mi? Kesinlikle. Yoksa o tabalanın altını dolduran Kal faaliyetlere devam ediyor mu? Kamu hizmet ediyor mu ona bakacaksın. Yani kamu sonuçta kamu demek eşittir halk. Evet. Halk demek eşittir vatan. Yani Bununla ilgili biz, çalışmaları var. Bu çok güzel bir şey. Ben evet. bunu bilmiyordum Nihat evet, Başkanım. Bununla ilgili yakın bir zamanda çıkar. Şimdi şunu yapmak oldu. lazım zaten dediğiniz gibi. Eğer amacın Engelliler Federasyonu ile ilgili bir faaliyet yapmak amaçlı bir dernek kurduysan senin Yıl içinde belli başlı faaliyetin Olmazlar. ya da alanınla etkili etkinliklerin olmalı. Kesinlikle. Ben turizm derneği başkanlığı yapıyorsam mesela biz pandemiyi üntil olarak fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Evet. Amacımız ne? Burada pandemi sonrası bir algı oluşacak insanlarda. Yani evet. insanlar şehirlerden doğaya kaçacak. Kaçtı. Biz şimdi neden kaçtı? Çünkü insanın yoğun olduğu yerde şehrin betonun egzoz dumanının, kirliliğin olduğu yerde hastalık var. Kesinlikle. Ve bundan kaçmak için nereye gideceksin? Doğaya gideceksin. İşte biz de ünyemizin doğal destinasyonlarını, doğasında bulunan tarihi kültürel değerlerini çok güzel bir ekip oluşturduk. Yeni üyemiz de Nevra Hanım'la birlikte. Evet. Gerçekten sanat tarihçimiz, arkeoloğumuz, dağcımız, sanatçımız. Yani gerçekten güzel bir teknik ekiple sahayı yani ilmek ilmek dokumaya çalışıyoruz. Şimdi biz bu faaliyetleri yapıyoruz ama öbür taraftan baktığında bir toplantı oluyor. Dediğiniz gibi hiçbir aktifliği olmayan dernek de davet ediliyor. İşte. Sen de. yani ben de buna karşı çıkıyorum aslında. Yani devletimizin bu çalışması aslında çok doğru bir Var çalışma. Mı? Çok yakında. Ve sivil toplum kuruluşlarının da itecek bir çalışma. Yani bir şeyler yapmaya itecek, i̇tecek. bir çalışma. Yani varsa çalışacaksın. Evet. Hizmet edeceksin. Yoksan bırakacaksın. Kesinlikle. Çok yani. doğru bir çalışma olmuş. Ben evet. gerçekten evet. o çalışmaya sevindim. Şimdi özellikle son ben de sizi sıcak takiple takip ediyorum. Evet. Hem Kent Konseyi döneminde birlikte evet. çalıştığımızda ve sonrasında da hep projelerde duyuyoruz. Ünye Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'nü ve başındaki Nihat Başkan'ı ve hep imreniyorum. Yani Şimdi şöyle bir şey vardır ya sağlam insandan daha fazla çalışıyorsun derler. Şimdi zaten gönlünde hizmet varsa, eğer sevdanda bir şeyler yapmak varsa bunun sağlamlığı sakatlığı yok. ya da eksikliği bir fazlalığı kesinlikle. yok. Ben bu manada son dört yılda çok ciddi projeler yaptınız ama diğer büyük projeyi sona saklamak şartıyla evet. bahsetmenizi istiyorum. Aslında Türkiye'nin şu an örnek bir kulübüyüz. bedensel engelliler spor kulübü anlamında. Ee, yaklaşık olarak 5 yılda 4 tane çok ciddi İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteklemiş olduğu 4 tane projemiz geçti. Bu tutup da bakanlık hiçbir zaman gel bu projeyi yap demez sana. Senin yaptığın projeye bir bakar. Sürdürebilirliği var mı? Yaptığın çalışmaya Altı bir bakar. Altı dolu mu? Evet. Biz ilk yaptığımız proje zaten biz de varız derken 2015 yılında yaptığımız ilk projede Engelli arkadaşlarım, yani proje yazmayı da bilmiyorduk o zaman. Çaresizlik bizi. Bir ekonomiye ihtiyacım var, bir çalışmaya çalışmak için de bir girdinin olması lazım. Bununla birlikte biz oturduk, bir proje hazırladık hep birlikte. Yani projelerde de eşim sağ olsun çok evet, yardım etti. Hanım'a selamlarımızı gönderelim buradan. Projeyi aslında kendi yazıyor. Ben sadece fikir anlamında ana başlıklar oturtturuyorum. böyle böyle çok hazırlıyor. Projeyi yazdık. Proje geçti. Biz projeyi çok ciddi hazırladık. Bitti ve daha sonra tekrar bir proje bitmeden bir proje daha hazırladım. Aslında projen bittikten sonra aynı yıl hiçbir kulübe proje verilmiyor. Kanun bu. Yani yılda bir proje bir deniyor. Bir proje hakkı evet. var. Aslında ondan sonra da vermiyor. Biz hiç yılmadık. İşinden bir projede Ne dedik? Biz de varız dedik. Biz de varızdan sonra bizimle spor yapar mısın dedik. Bu da kabul gördü. Çok güzel. Peşinden ne yaparız dedik. Oturduk. Bu engelli arkadaşların farklı bir mecrada bir şeyler yapması lazım. Kendini göstermesi lazım. Engelsiz objektifler dedik. E engelli niye fotoğraf çekmesin? Engelli yani. yaşamsal faaliyetini niye foto engelli hayatı niye resmetmesin dedik. Çok güzel. Aynur Hocama da selamlar iletiyorum evet. burada. Aynur Tan hocamla Aynurtan birlikte. Aynur Hanım efendi. 6-7 ay yılmadan kurs gördü arkadaşlar. Finalinde engelli arkadaşları topladık. Evet. Hep Antalya birlikte gitmişmiş. Antalya evet. gezimiz vardı. Yani Türkiye'nin hiçbir yerinde engelli toplu halde bir yere gezmeye gitme şansı yok. Beklere ediyorum ünyeden başka. Gitmez kimse götüremezsin. 40 kişi engelli ben buradan aldım. Antalya Doğacı kampında 15 gün tatil yaptılar. Ben buradan Yavuz Selim ve şimdiki vekilimize çok teşekkür ediyorum. Bize yeri ayarladılar doğacı kampında 15 gün engelli arkadaşlarım burada kamp yaptı. Çok güzel Ve engelli işte. arkadaşlar münyede ufku değişti. Yani dünyaya bakışı da haklı olarak gelişmeye başladı. Ve döndüğümüzde acaba ne zaman daha nereye gideceğiz? Bu da beni projelere başka, gitti. Başka başka ne yaparsak nereye gidebiliriz? Neye ulaşabiliriz? Ben de siz çalışırsanız ben de yazıyorum. Siz isterseniz ben yazıyorum. Fikirler geliyor. Ve fikirler geldikçe son projemizde ee, İçişleri Bakanlığında bu pandemi döneminde yazdığım bir projeydi. Geçmez diye beklediğimiz bir proje, kısa bir şekilde projemiz ortaya çıktı. Yazdık, aradılar. Küçük bir proje, eğitim amaçlı verdikleri bir proje ama aslında yapılması gereken bir proje. Yay hayattır, ok niyettir, hedef amaçtır adlı İçişleri Bakanlığının projesi. Bizzat Bakan Bey tarafından bize tevdi edilen bir proje. Pandemi Çok döneminde. Anlamlı bir evet. açıklaması var, evet projeyi aldık. Şu an devam ediyoruz. Ve projelerle anılan bir kulüp niye olduk? Proje olmadan STK'lar yürümez. Kesinlikle. Ben aslında büyük şehirde kurulduğunda istediğim bir proje ofisinin olması. Kim olursa olsun. Peki büyük şehir deyince özür dilerim Nihat Başkanım. Şimdi büyük şehir kuruldu. Aslında ben şahsım adına sevindim. Neden? Çünkü sahanın yönetilmesi evet. profesyonelleşecekti ve sahanın bilenleriyle alanın bilenleriyle Kesinlikle. saha yönetilecekti. Kesinlikle. Ama tabii ben buradan bir serzenişimi de bulunmak istiyorum. Şimdi ordumuz gerçekten ben bunu her platformda söylüyorum. Her zaman da söylemeye devam edeceğim ta ki Kültür Turizm Daire Başkanlığı kurulana kadar. Evet. Engellilerle ilgili de böyle bir daire başkanlığı var mı ya da düşünülüyor mu? Evet. Var da biz mi bilmiyoruz. <laughs> en büyük sorun aslında bu. Bütün her şeyi geçtik bizim sırtımızdan da bir yükün kalkması bu engelliler daire başkanlığı. Biz bunu Büyükşehir kurulduğu gün başladık. Mahmut kardeşimle Mahmut Bey evet. Büyükşehir evet. birlikte saldırmaya başladık orada Büyükşehir'e. Önceki dönem belediye başkanı döneminde başladık. Yok dediler. Olmuyor dediler. Mevzuatı getiriyoruz. Diğer İstanbul'da var. O zaman. Gaziantep'te var. Çok güzel. Ee, Ankara'da var. Burada niye olmuyor? Engelliler daire başkanlığını kurduğun gün engellinin sorunu, engelli derneğin sırtından kalkıyor ve engellinin yaşamsal faaliyeti. belediyenin aslında basit, çalışmasını da kolaylaştıracak. Kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Bunu neden istedik? Aslında istemezdik. Biz yürütüyoruz derdik. Arkadaşlar ordunun 90 bin engellisi var. Dikkat edin. Tam o soruyu soracaktım. Şimdi ordunun nüfusuna oranla baktığında %10-15 civarında 90 bin engellisi bir var. Engellim bunu, var. bunu kimse Dikkat etmiyor. Göz ardı ediyor. o Göz ardı ediliyoruz şu an. 90 bin engelliyle iki tane dernek uğraşamaz. 30 yıldır biz bu işin içindeyiz. Ve hangi gücüyle? Bu, ile... da bu daire hizmetim. başkanlığını bizzat kurulması gerekiyor. Bu kültür sanatla falan olmaz. Doğru. Bizzat engelliler daire başkanlığı kurulacak arkadaş. Bununla kurulduğu an bu işler çözülür. Otomatik olarak çözülür. Ben... Ve biz yapacağımız projeleri daha kolay yaparız. Şimdi aslında ilk konuk olarak size almamın sebebi de şu. Benim hem insani hayat görüşüm hem de inancımın gereği toplum ve hayata bakışımız şu. Dünyaya geldik. insan olarak geldik ve canlıların en mukaddesi olarak geldik. Tabi bazılarımız eksik geldi ya da hayatı boyunca yaşarken sonradan eksildi. Kesinlikle. Ki bizim eksilmeme şansımız hiç yok. Yani hepimiz bir engelli adayız dolayısıyla dolayısıyla Ünye'mizin gerçekten hem öne çıkmasında hem mutlu bir şehir olmasında engelsiz olması bizim en büyük arzumuz. Kesinlikle. Bu noktada gerçekten hem ben turizm anlamında da büyük şehire çok baskı yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Neden? Örneklerini çok canlı görüyorsun. Büyükşehir bir proje <laughs> yapıyor. Emin olun bakıyoruz projeye. Yani neresinden baksan mühendis olmana gerek yok. Çünkü sen sahanın insanısın. Evet. Ve diyorsun ki, ya bu nasıl düşünülemez diyorsun. Hemen sorumluyu arıyorsun. Ha bunu projeye ilave edelim diyor. Ya şimdi zaten bunu görecek olan Kültür Turizm Daire Başkanlığı'nın ekibi. Her projede onların gözü olacağı gibi Engelliler Daire Başkanlığı'nın da yayılacak. her projede olmalı, gözü olmalı, olmalı. ve Projenin sonuna noktayı da bu daire başkanlıklarının fikirleriyle koyulmalı Kesinlikle. diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani engelliler daire başkanlığındaki kıstasımız olduğu sürece bu işler rahat olur. Engellinin halinden engelli anlar. Biz istiyoruz ki dernekleri hep kapatalım. Hiç engelli olmasın. Keşke olmasa. alayım bebek gideyim. Biz de derneği kapatalım. Tamam. Yeter ki maalesef ihtiyaç duyulmasın. Maalesef dünyanın gerçeği bu. Savaşlar, kazalar. Kesinlikle. E, bu yaşamsal faaliyetleri devam ettiği sürece. Evet ben buradan eder. bizi izleyenle ve yorum yapan dostlarımıza selam göndermek istiyorum. Ahmet Soylu hocamız gerçekten ünyemizin tarihi ve tarihi değerlerinin Ahmet da kayıt altına hocam. alınması anlamında evet. çok güzel çalışmalar yapıyor. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Yaşar Yıldız Bey gerçekten Feyz Çakmak Mahallesi'nin emektarı hürmetlerimizi iletiyoruz. Evet. Yaşar Bey'e selamlar. Murat Mehmet Uygun Bey bizleri izliyor. İyi akşamlar diliyoruz. Evet biraz önce İstanbul'da gerçekten büyük bir gazetede köşe yazları olan dostumuz Osman Köse Bey. Bu haftaki köşe yazım engelliler konusunda olacak. İnşallah. Programınız isabet oldu demiş. Gerçekten aslında bu etkileşim önemli zaten. Eğer bir amacın varsa da onda halis bir niyetin varsa gerçekten bir etkileşimle hemen birbirine ulaşabiliyorsun. Ben buradan Osman kardeşimize teşekkür ediyorum. Şimdi aslında zamanımız su gibi geçiyor derler. Sonuna doğru gelirken Ordu ilimizi ve bölgemizi engelliler üssü evet. haline getirecek çok özel ve büyük bir projeniz var. Evet. Bununla ilgili konuşabiliriz. Aslında bu projemiz eee Sizinle kent konseyinde çalışırmaya başladığımız Başlamıştı, dönemden evet. beri hazırlıklar yapılıyor. Ünye'de bir aslında Ünye demeyeyim bir büyük şehir olarak baktığımızda Ordu'da bir engelsiz yaşam kampı istedik biz. Bunun en uygun yapılacak yer Ünye. Bir yerimiz var. Çünkü doğa ortamı mevcut. Bu Aslında bu ben gider bunu yaylaya da yaparım. Hiçbir engelli alıp yaylaya götüremezsin. Bizim belden altımız çalışmıyor. Çalışmıyor. Alt beden çalışmadığı sürece... Üşürüz biz. Sıcak bölgede olmamız lazım. Evet. Engelsiz yaşam kampındayız kıstasımız. Hiç düşünebiliyor musun? Bir evde üç tane engelli var. Anne onlara bakıyor ömrünün sonuna kadar. Anne engelli gibi yaşıyor evde. Doğru. Hiç gidip baktık mı? Hiç ilgilendik mi? Veya Nerede da şey. sadece gittik başını sıvazladık. Böyle değil arkadaşlar. Biz bunu yaşadık. Engelliyi alacağım evden. Annesiyle birlikte. Bu o, proje kapsamında evet o kampa gelecek. O kampta anne bir hafta dinlenecek. Çocuğuyla eğitmenler ilgilenecek. Denize girecek, havuza girecek, hamamına girecek, fizyoterapi eğitimini alacak. Spor faaliyetlerini, spor faaliyetlerini yapacak. yapacak, gezecek, evinde yatacak. Anne tatil yapacak. Aynı. Çok güzel. Annenin hiçbir şeye karışmayacak o annenin, o engelin ona ihtiyacı var. Benim Akkuş'ta, Mesudiye'de ikizce Şembolluk'ta buradaki engelli arkadaşım hiç denizi görmüş mü? Kesinlikle. Havuz görmüş mü? E, Samsun'da burnumun ucunda mavi deniz var. 17 tane bungalov ev yapmış. Ortasına havuz yapmış. Kimsenin cebinden bir kuruş para çıkmadan bunu projeden yap E, ben de diyorum ki. Bu proje var. Proje hazır. Hiç kimseden üyeden bir kuruş para da çıkmayacak. Yeri hazırlayın bana. Yer de hazır. Sayın Kaymakam'a ben buradan teşekkür ediyorum. Yeri gösterdi bize. Önümüzdeki günler tekrar bir araya geleceğiz. Yeri gösterdiği gün Proje hazır. Hemen ben faaliyete geçeyim. Bu yeri kim gösterecek size? Milli Emlak'ın yeri veya hazinenin yeri Sayın Kaymakamımızda. Şu an da. Ünye'de var mı böyle bir yer? Var. Yani sizin projenin çerçevesinin içine sığacak yer Ünye'de mevcut mu? Var var mevcut. Ve buna yetkili olan kişi Sayın Kaymakamımız evet, mı? Evet Sayın Kaymakamım. Sayın Belediye Başkanımıza bir araya geldik mi bu iş çözülmeyecek diye. Yani bu aslında Ünye'nin projesi değil. Türkiye'nin projesi. Dünya projesi ölçeğinde bir bugün hizmet. Samsun'a gelen İtalya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan engelliler var. Böyle Fransa'da, İngiltere'de böyle bir projenin olmadığını. Ben bu projenin daha gelişmişini ünye yapacağım. Ki onları anda. gördüğünüz için bir üst biz, kademesi biz olacak burada. biliyoruz daha iyisini yapacağız. Biz tercih edileceğiz. Biz tercih ederken turizm, ünye'yi tanıtacağız. Tabii, bu ünye, Turizme bağlı. Sağlık ünye, turizmi, ordu kazanmış olacak. Kesinlikle. Ben o zaman buradan yani, yani engelsiz yaşam <laughs> kampını ben şöyle diyeceğim programımızın sonuna da geliyoruz. Evet. 19 ilçenin belediye başkanına, başta büyükşehir belediye başkanım olmak üzere sayın valime, sayın kaymakamlarımın tamamına. Bu projeye el atsınlar. Hep bir olalım. Tüm STK'lar. Sadece Ünye <laughs> demiyorum. Ordu bu, ilimizin tamamı. Kesinlikle bu proje Ünye projesi bu değil. Bu projede özür dilerim. Hep sorun paradır ya. Bu para hiç Ünye'den, Ordu'dan, Akkuş'tan çıkmayacak. çıkmayacak. Çıkmayacak kimsenin Hazır para dışarıdan gelen. Ya, para buraya kullanılacak. Korkmasınlar. Onun taahhüdü bizde ya. O zaman buradan Sayın Kaymakamımız başta olmak üzere Sayın Valimiz, Ünye Aslında, Belediye Başkanımız Ordu'ya açılan kapı. Ünye'ye İkizce sapağından girdin. Aşağıya döndüğünde çok harika bir devasa güzel bir kamp yeri görmek mi dahi mezmerde kötü bir yer mi görmek dahi? Gördüğünde işte ordu diyeceğiz. Çok Engelsiz güzel. bir şehre giriyor. Zaten turizm anlamında evet. biz de hep demişizdir. Ünye giriş kapısı anlamında dizayn edilmeli. Ve aynı zamanda da ünyeye dönüşün yani ünyeye girişin farklılaştırılması evet. noktasında bizim de hedeflerimiz var. Ben buradan gerçekten bu programı yapmaktaki amacımızın bizi izleyenler anlamında ne kadar kıymetli olduğunu gördüklerini düşünüyorum. Evet. Çünkü sivil toplum kuruluşları gerçekten can parane çalışan... Kesinlikle. Gerçekten ailesinden veren, eşinden, Öyle evladından mi? veren, zamanından veren ve cebinden de para harcayan. Şimdi çoğu insan şunu diyebilir. Ya ne kazanıyorsunuz da bunu yapıyorsunuz? Yani biz babalarımızdan şunu gördük. Bir imkanı olmayanın, bir ihtiyacı olanın elinden tutmak en büyük kazanımdır. Kesinlikle. Ve ünyemiz, ordumuz, bölgemiz, ülkemiz kazandığında zaten biz kazanmış oluyoruz. Yani bir memlekete hizmet etmek sadece cephede savaşmak değil, o cepheyi oluşturacak arterini oluşturmakta ve desteklemekten geçer. Bu bir sevdadır. Bu anlamda bu bir sevdadır. Çok güzel bir ifade. Bu bir sevda. Bu sevdada bizim gibi, sizin gibi duyarlı insanlarla artarak devam etmesini diliyorum. Ben burada Moda TV ailesine Ahmet Bölükbaş Beyefendi'ye gerçekten bu fırsatı bize verdiği için çok teşekkür ediyorum. Ekranlarını bizimle paylaştığı ve açtığı için. Ben buradan izleyicilerimize şu sözü vermek istiyorum. Bu programdan sonra gerçekten sivil toplum kuruluşlarının, başkanların, derneklerin çalışmak zorunda olduğunu hissedecekleri bir program olacak. Biz burayla birlikte derneklerin ben kimim demesi gerektiğini evet, düşünüyorum. Kesinlikle. Ve bunu da dedirttireceğimizi düşünüyorum. Ve buraya davet edeceğim konuklarım hepsi birbirinden kıymetli, hepsi cefakar, vefakar insanlar ve onların yanında herkesi davet edeceğiz. Pasif olanlarda da davet edeceğiz ki onlar da ufuklarını açmış olacaklar. Bu anlamda sivil toplumun sesi programımız bugün bir ilki yaşattı. Çünkü ilk bir programdı. Ben bizi dinleyen, bize sosyal medya üzerinden de katılım gösteren bütün dostlarımıza, büyüklerimize Yetkili ve etkili insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum, selamlarımı sunuyorum ve en başta da ilk konuğum olan Nihat Yerlikaya başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler de Konuğumuza sunuyoruz. binaen sözümü bitirirken de engelsiz bir şehir, mutlu bir şehir olur düşüncesiyle üniyemizi, ordumuzu engelsiz bir ordu ki adımız da ordu ve engelsiz bir ordu sloganıyla sizlere iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın.